Sevgili izleyicilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çehresini değiştiren projelere imza atmayı başaran Mustafa Derat'la beraberiz. Girne Kalesi'ni arkamıza aldık. Muhteşem de bir hava var. Harika bir sohbet edeceğiz ama ilk olarak sizleri tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz Kıbrıs Öncelik'te. Ben Mustafa Derat. Yaklaşık 2002 yılından bellidir mimarlık yapıyorum. Peki ne tür projelerde gördük sizi? Biz vizyon olarak şu anda artık çok şeyi değiştirmeye çalışıyoruz ama AVM projesi, üniversite projesi, toplu konut, konut projesi ve bunun gibi projelerde bayağı iddialı, her geçen gün büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an için devam eden projelerinize, sohbetimize devam edelim. Neler yapıyoruz? Şu anda çok ilginç bir projemiz var. Her katta yüzme havuzu olan, Girne'de en gözde bölgelerden bir tanesinde, denize çok yakın, çok özel bir bölgede. Havuzlar 1,5 metre derinliğinde sınırsız yüzme havuzu olacak şekliyle tasarlanmış. Peki toplamda kaç kişiyle bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz? Şu anda aktif çalışan 12 kişi. Projelerinizde görselliği maksimum seviyede tutmuşsunuz. Peki kullanış anlamında neler yaptınız? Bir de şunu çok merak ediyorum. Açıkçası bu projeleri tasarlamadan önce Avrupa'yı ya da dünyanın çeşitli ülkelerini gezip oradan da bir ilham aldığınızı konuşabilir miyiz? Mutlaka ilham almak lazım ama esas olan ülke şartlarıdır. Yani ülkenin doğası, ülkenin konumu. Örneğin şu anda Girne'deyiz. Hemen arkamızda koskocaman bir dağ var. Hemen yanında deniz var. Burada yerleşim planı içerisinde biz güneşin doğuşu, batışı, rüzgarın yönü, her şeyle ilgili bilgi sahibi olup proje çiziyoruz. Biz şu anda Türkiye'de bir noktalarda iş yapmaya başladık. Önce oraya gittik, oranın iklimini, oranın şartlarını, doğasını, her şeyini, insanların bu binalara nasıl bakabileceklerini, kültürünü öğrenip yapmaya çalışıyoruz. Yani tek başına bir, işte burada çok güzel bir şey gördük, bunu birazcık şöyle yapalım, bunu yaratmaya çalışalım değil. Hem karşı tarafın, özellikle bize iş veren insanların talepleri ayrıca bizlerin onun üzerine koyup ülke şartlarıyla ve bizim vizyonumuzla birleştirip sonuca gidebilmek önemli olan. Dünyada artık işte Dubai'deki projelere gözümüzü diktik. Daha büyük projelerde, daha farklı projelerde, yani ucu ve sonucu bilinen değil, bilinmeyenlere doğru yürümeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz bilinmeyenler. Mustafa Bey, sevgili izleyicilerimizin huzurunda bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle Mustafa Derat ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbetin sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.